Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, "Biz Aksaray çiftçisi olarak üretmeye devam ediyoruz," dedi. Evet sevgili izleyiciler, dünyanın gündeminde COVID-19, ülkemiz gündeminde de koronavirüs. Yani biz bugün Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Sayın Hamit Özkök ile birlikteyiz. Koronavirüs tedbirleri, son zamanlarda bazı firmaların özellikle koronavirüs nedeniyle sütleri almayacağı söyleniyor. Biz bunları muhatabından öğreneceğiz. Başkanım kolay gelsin. Evet, öncelikle teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi dünyanın şu anda en önemli maddesi COVID-19 koronavirüs vakası. Maalesef ülkemizde olduğu gibi Aksaray'ımızda da insanlarımızı tedirgin etmekte ve birinci gündeme oluşturmaktadır. Aksaray ilimiz bildiğiniz gibi hakikaten coğrafi yapısıyla, genel itibariyle geleneksel manada yaşayan insanlarımızın bulunduğu Orta Anadolu illerinden birisidir. Ama virüsün il, şehir, köy, kasaba ve insan seçmediğini dünyada gördük. Ülkemizde de şu anda yaşıyoruz. Rabbim inşallah bizleri bu virüs belasından en az zayiatla kurtaracaktır ümidiyle hepimiz içtenlikle bekliyoruz. Ama çok önemli bir hakikaten illet. Bununla başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümet yetkililerimizin ve devlet büyüklerimizin konuya vakıf oldukları hakikaten önemli kararlar alarak hem bizlerin yaşantılarını kolaylaştırmaları, sağlığımız açısından bilgilendirmelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sorunuza gelecek olursak son günlerde biliyorsunuz şehrimiz tarım ve hayvancılığın attığı, kalbinin attığı bir yer olması hasebiyle son günlerde bazı ulusal medyalarda süt üretimi yani mandıralar bazı çiftçilerimizden süt alımını durdurduklarını istemden dolayı koronavirüsü bahane ederek süt alımlarından çekildiklerini açıklamışlardır. Biz Türk çiftçisi ve köylüsü olarak bizim üretmeye ve ürettiklerimizi pazarlamaya ihtiyacımız vardır. Bu nedenle ülkemizin ne süt açığı ne et açığı olacaktır. Biz Türk köylüsü ve çiftçisi olarak üretmeye, inadına üretmeye devam edeceğiz. Buradan öyle bir açıklamada bulunan ulusal ya da yerel mağazaları, mandıraları olan şahıslara sesleniyorum. Bugün bu süreçte bizleri yalnız bırakanları biz ileride unutmayacağız. Devletimiz tedbirini aldı. Bakanlığımız şu anda konuyla yakından ilgileniyor. Ama biz üreticiler olarak bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Yeri geldiğinde biz de onlara bizi koronavirüs sürecinde nasıl dara getirmeyi düşündüklerini yüzlerine hem de sert bir tokatla çarpacağız diye düşünüyorum. Tarım Bakanlığımız ve Tarım Bakanlığı yetkilileri açıklama yaptı. Hiçbir üreticinin sütü, eti ellerinde kalmayacak, üretime devam edilecek. Bakanlık ESK üzerinden gerekirse süt tozu yapma marifetiyle üreticilerimiz sütünü en yüksek fiyatla alacağını beyan ettiler. Buradan Tarım Bakanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Biz Aksaray ili çiftçileri olarak Türkiye'nin et ihtiyacını karşılamada zaten şu an itibariyle %10'una yakın bir civarda et ihtiyacını karşılamada inadına üretim gerçekleştiriyoruz. Ve bu süreçte koronavirüsüyle en çok mücadelenin olduğu zamanlarda insanların protein tüketmeye ihtiyaçları vardır. Et ve süt tüketin diyorum ben değerli vatandaşlarımıza. Milletimizin güçlü ve kuvvetli olabilmesi için, en iyi gıdaya ulaşabilmeleri için Aksaray'ın üretmiş olduğu et ürünleri, süt ürünlerini bol bol tüketin. Gençlerimize ve özellikle yaşlılarımıza protein manasında
önemli bir katkı maddesi olan et ve sütü tüketmelerini öneriyor. Yaşantılarının sağlıklı, koronasız geçmesini diliyor. Aksaray'ın ve ülkemizin önümüzdeki günlerinin açık olduğunu biliyoruz hep birlikte. Rabbim bizi bu illetten korusun diyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Selçuk İlkokulu öğretmenlerinden evde kal çağrısı. Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan evde kal çağrısı toplumun büyük bir kısmında karşılık bulurken Aksaray Selçuk İlkokulu öğretmenleri de sosyal medya aracılığıyla öğrencilerine evde kal çağrısında bulunarak farkındalık oluşturdular. Koronavirüsle mücadele kapsamında uzaktan eğitim almaya başlayan öğrenciler yaptıkları etkinlikle bir taraftan virüs ile mücadeleye katkı sağlarken diğer yandan gelişen teknolojiyle beraber EBA TV'nin dışında öğretmenleriyle iletişim kurarak destek alıyorlar. Çok sıkıldın, dışarı çıkmak istiyorsun ama olmaz evde kal, olmaz evde kal. Belki okulu özledin, arkadaşlarını istedin ama yoklar evde kal, yoklar evde kal. Oyuncaklarını dağıt, yatağına çık zıpla, biraz da mutfağı karıştır. Ama evde kal, evde kal. Annene babana hikaye anlat, sabah akşam saklambaç oyna, biraz da yardım et onlara. Ama evde kal, evde kal, evde kal, evde kal. Mikroplar dışarıda, sen evde kal, evde kal, evde kal. Al geçecek bunlar, evde kal. Yaza ne kaldı şurada? Mikroplar binecek uçağa, kumlara, denizlere kavuşacağız. Evde kal, evde kal. Havalar daha sıcak olunca mikroplar varacak uzaya, parklara, oyunlara kavuşacağız. Evde kal, evde kal. Mikroplar dışarıda, sen evde kal, evde kal, evde kal. Geçecek bunlar, evde kal, evde kal, evde kal. Mikroplar dışarıda, sen evde kal, evde kal, evde kal. Al geçecek bunlar, evde kal, evde kal, evde kal. Al geçecek bunlar, evde kal, evde kal, evde kal. Al geçecek bunlar, evde kal. Aksaray'da minibüs ile tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Aksaray'da minibüs ile tır çarpıştı. 6 yaralı. Mustafa Sural idaresindeki 34JS5070 plakalı minibüs, Aksaray-Adana Karayolu'nun 5. kilometresinde Hüseyin İpek yönetimindeki 68SAE321 plakalı tırla çarpıştı. Minibüste bulunan Mehmet Şahin, Nurcan, Zehra, İbrahim ve Şahin Adabalı yaralandı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Mercedes-Benz Türk, koronavirüsüne karşı aldığı önlemler kapsamında üretime verilen aranın uzatıldığını duyurdu. Mercedes-Benz Türk, üretime verdiği arayı uzattı. Mercedes-Benz Türk, yeni tip koronavirüsüne karşı aldığı önlemler kapsamında üretime verilen aranın uzatılması hakkında açıklama yayınladı. Buna göre Hoşdere Otobüs ve Aksaray Kamyon Fabrikalarında üretime ara verilme kararı 20 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecek. Açıklamada Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsün yayılmaması yönündeki önerileri doğrultusunda Hoşdere Otobüs Fabrikamızda 5 Nisan 2020 ve Aksaray Kamyon Fabrikamızda 10 Nisan 2020 tarihlerine kadar üretim ara verilmesi kararımızı, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığına yönelik tedbirler ile uluslararası tedarik zincirindeki lojistik aksamalar kapsamında uzatmış bulunuyoruz. Mevcut durumda Hoşdere Otobüs ve Aksaray Kamyon Fabrikalarımızdaki üretime ara verilme kararı 20 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecektir. Türkiye'deki faaliyetlerine 1967 yılında başlayan ve bugün ülkenin en büyük yabancı sermayeli şirketlerinden biri ve Mercedes-Benz üretim ağının ayrılmaz bir parçası olan Mercedes-Benz Türk, küresel salgının etkisini azaltmasıyla birlikte üretimine devam ederek ülke ekonomisine katkılarını artırarak sürdürecektir denildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın valiliklere gönderdiği talimatın ardından yurt genelinde olduğu gibi Aksaray'da da şehirler arası seyahatler kısıtlandı. Otogarda seyahat kısıtlaması başladı.
Sabah saatlerinde Aksaray Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne Aksaray Valiliği tarafından gönderilen tebliğ kapsamında Aksaray'dan şehirler arası seyahat etmek isteyen vatandaşların ve otobüs firmalarının seferleri kısıtlandı. Tüm vatandaşların bulundukları şehirde kalmaları esas sayılırken, ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri olmayan vatandaşların yolculuk yapması valilik izniyle gerçekleştirilecektir. Seyahat etmesi zorunlu olan kuruldan geçecek. İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar vali ve kaymakamların koordinesinde kurulan seyahat izin kuruluna başvuracak. Kurul tarafından seyahat izin belgesi elde eden vatandaşlar Aksaray dışına çıkabilecek. Söz konusu kurul ise emniyet, belediye, otogar gibi kurumlarda görev yapan temsilci veya sorumlulardan seçilerek şehirler arası otobüs terminalinde görev yapacak. İzin belgesi olmayana bilet kesilmeyecek. Otogarda yazıhane katipliği yapan Enes Dirican, "Bize bir tebliğ belgesi geldi. Bu belge kapsamında sadece belli kişiler, belli ihtiyacı olanlar gidebilecek. Sefere çıkan otobüsler de izinle çıkacaklar. Burada otogarın kapısına bir sağlık kurulu kurulacak. Oradan çıkan yolcular muayene edilecek. Buradan yazacağımız yolcuların valilikten aldığı izin belgesi olmadan kesinlikle bilet yazamıyoruz," dedi. Başka bir firmada görevli katip Adnan Menderes Küçük ise, "Valiliğimizin açıklamasında seyahatleri kısıtlama getirildi. Kısıtlamalarda herhangi bir izinsiz seyahat edilemeyeceği ve valilikten izin olmadığı sürece otobüslerin seyahate çıkamayacağı kararı alındı. Bugün itibariyle bu kurallara uyulması gerekiyor. Ondan dolayı valiliğimizin de dediği gibi herkesin evde kalması uygun olacaktır," diye konuştu. Az önce bize bilgi geldi, bir tebliğ tebellüğü belgesi. Belge kapsamında sadece belli kişiler, yani belli ihtiyacı olanlar gidecek yola. Otobüsler sefere çıkacak, otobüsler de izinle çıkacak, ben sefere çıkacağım diye valilikten. Buradan otogarın çıkış kapısına bir sağlık kurulu kurulacak. Oradan çıkan yolcular muayene edilecek bize gelen bilgiye göre. Buradan yazacağımız yolcuların valilik izni belgesi olmadan biz kesinlikle yazamıyoruz. Kesin bir talimat geldi. Bu izini almak için de burada yazıyor. Birinci derece yakını vefat eden, doktordan onaylı sevk belgesi olan, ondan sonra 15 gün, en aşağı 15 gün önceden gelmiş, Aksaray'da yerleşim yeri bulunmayan kişiler alacak izni diyor bize. Başka da otogarda görevliler denetlenecek sağlık kurulu tarafından diyor. Bize gelen bilgi bu şekilde. Zaten bilmeyip gelir Valiliğimizin bugün itibariyle açıklamasında seyahatlere kısıtlama getirdi ve kısıtlamalarda herhangi bir izinsiz seyahat edilmeyeceği ve valilikten izin olmadığı sürece otobüslerin seyahate çıkmayacağına karar alınmıştır. Bugün itibariyle bu kurallara, bu gerekçeye uyulması gerekiyor. Ondan dolayı yani valiliğimizin de dediği gibi herkesin evde kalmasını, kimsenin evden dışarı çıkmaması için biz de elimizden geldiği kadar seferlerimizin hepsini kısıtladık. Seyahat edecek kişilerin de acil bir durum olmadığı sürece valilikten izinsiz hiçbir şekilde özel aracıyla dahi seyahat edemeyeceğini valiliğimiz bildirdi. Otobüslerimizin de geçici bir süre seferlerinin iptal edildiğini valiliğimizden kararlarla açıkladı. Aksaray Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne muayene olmaya gelen her vatandaş, sağlık çalışanları tarafından kontrolden geçiriliyor. Hastaneye gelen her vatandaş kontrol ediliyor. Çeşitli rahatsızlıklar ve hastalıklarla Aksaray Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisine muayene olmaya gelen vatandaşlar, sağlık çalışanları tarafından kurulan standta ateş ölçümü ve dezenfektesi yapıldıktan sonra hastaneye giriş yapıyor. Halk sağlığı açısından yurt genelinde başlatılan uygulama Aksaray'da da hastane ve sağlık kuruluşlarında devam ettiriliyor. Koronavirüse karşı alınan önlem karşısında vatandaşlar uyarılırken herhangi bir koronavirüs belirtisinde de vatandaşlar karantina merkezine sevk ediliyor. Bye.
Umre'den geldiydi, onu bekliyorduk. Günü doğdu. Ne kadar oldu Umre'den geleli? 16 gün oldu. Tamam, geçtim. Burada yine de çocuk acile gidecek. Önce o tahlilleri yapılsın, ondan sonra sağ dönün koridorun en sonu çocuk acile. Evet. Oraya gidiyor. Umre'den gelen 16 gün geçiyor. Güzel gibi. Umre'den gelenler, yurt dışından gelenler ilk etapta orada tahlilleri yapılıyor. Ondan sonra sıkıntı yoksa bu tarafa geliyor. Şuradan. Ne bakıyor orada? Eline. Elinize değmeyin diyorum. Siz daha anlamıyorsunuz ya. Masalar elinize değmeyin. Vali'ye mi geldin? Yok, kalemi getirdim de. Oyunu açar mısın? Bir ateşine bakmak zorundayız. Yaklaş. Şurada gitsin. Elin hiçbir yere değil lan. Tamam, maskeyle elbirlerine bulabiliyorum. Eczane mi bulabiliyorsun? Aksaray'da otomobili motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Aksaray'da otomobil motosikletle çarpıştı. Bir yaralı. Kaza Taşpazar Mahallesi 807 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu Taj Muhammed Bey idaresindeki 68MA0067 plakalı misafir araç sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu Rıdvan A yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsünün yaralanırken çevredeki vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine bilgi verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, İl Müdürlüğü görevine asaleten atandı. Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, asaleten atandı. 1975 Aksaray doğumlu olan Bülent Saklav, ilk, orta ve lise eğitimini Aksaray'da tamamladı. 1994-1999 yılları arasında Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesini bitirdi. 1999-2006 yılları arasında Aksaray Merkez'de serbest veteriner hekim olarak çalıştı. 2006 yılında naklen atama ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Sivas ile İmranlı İlçe Tarım Müdürlüğü'ne atandı. İmranlı İlçe Tarım Müdürlüğü'nde 2006-2019 yıllarında veteriner hekim, 2010-2011 yılları arasında ilçe müdürü olarak görev yaptı. Daha sonra 2011 yılında Aksaray ili Gülağaç İlçe Gıda ve Tarım Hayvancılık Müdürlüğü'ne tayin oldu. Burada 2011-2014 yılları arasında veteriner hekim, 2015-2016 yılları arasında ilçe müdürü olarak görev yaptı. 2017-2018 yılları arasında hayvan sağlığı yetiştiriciliği ve su ürünleri şube müdürü görevinde bulunduktan sonra 11 Mayıs 2018 tarihinde Aksaray İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü olarak atandı. Bülent Saklav evli, iki çocuk babası olup orta düzeyde İngilizce bilmektedir. Aksaray Valiliğinden açıklama. Şehirler arası otobüs seferleri valilik iznine bağlanmıştır. Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir. Covid-19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek hızlı olması nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlardır. Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen koronavirüs salgınından kaynaklanan olumsuzlukların ilimiz için bir tehdit unsuru olmasının önlenmesine yönelik Umuma Hıfzıssa Kanunu 27. ve 72. maddesi ve İl İdare Kanunu 11C maddesi kapsamında bazı kararların alınması gerek duyulmuştur.
Bu kapsamda iller arası otobüs seferlerinin 28.03.2020 tarihi saat 17.00'dan itibaren ancak valiliğimizin izniyle yapılmasına, iller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlarımızın taleplerine istinaden Seyahat İzin Kurulu tarafından kendilerine seyahat belgesi düzenlenmesi halinde seyahat edebilmelerine, talebe uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi düzenlenmesine, seyahat izin kurulunca şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi verilenler tarafından yapılan başvurular dikkate alınarak otobüs seferi planlanması yapılarak ilgililere bilgi verilmesine, seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında oluşturulacak sağlık kontrol noktalarında sağlık kontrolü yapıldıktan sonra otobüs seyahatine başlanılmasına, İlimize gelecekleri bildirilen yolcuların il girişlerinde kontrollerinin gerçekleştirilmesine ve karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişilerin 14 gün süreyle karantinaya alınmasına, karantinaya alınamayanlar arasında 14 gün süreyle gözlem altına kalmaları gereken vatandaşlara evlerinde kalmaları hususun tebliğ edilerek ve uyulup uyulmadığının sürekli kontrol edilmesine, yolculuğuna izin verilen otobüslerin seyahat güzergahlarında ancak il otogarlarında durmasına ve durdukları illerin valiliklerince seyahat etmesine, izin verilen yolcuları kapasitelerinde boşluk olması durumunda yolcu alabilmelerine, süreç boyunca otobüs firmalarının şehir içi servis hizmetlerinin yasaklanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Kısa bir reklam arasından sonra kapanış için tekrar birlikte olacağız. Prefabrik yapı sektörünün öncüsü Steelhouse'la hayalinizdeki eve hemen kavuşun. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızda olduk. Bir dahaki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.